Galatasaray çok önemli bir değerdir, kulüptür. Hocasından, tarihinden dolayı. Bir algı oluşturuldu. Dün gibi hatırlıyorum, Başakşehir şampiyon yapacaklar. Niye? Cumhurbaşkanı takımıymış. E ne oldu abi? Buyurun. İlk sekteyi kim vurdu? Rize. Burada. Kimin takımı derler? Cumhurbaşkanı takımı derler. 19 Mart'ta benim takımım dedi. Biriyle 6 puan, biriyle 11 puanım dedi. Ha, Başakşehir de hak etmedi mi hak etti. Bu ayrı konu. Fakat bu algıyla öyle denmiyor muydu ya? Niye biz böyle yalandan sağdan soldan konuşuyoruz ya? Böyle yok, konuşulmuyor öyle, muydu? Öyle bir algı vardı. Vardı. Konya'da bile vardı. Hakemlik hiçbir şey yok Galatasaray maçında hemen hemen. Böyle bir algı vardı. Bu NTV içerisinde de vardı. Ya bırakın, çok kupalara alışık, tecrübeli bir teknik adam var. Camia var. Camia var. Bunu da biliyorlar ve kullanıyorlar. Görevi zaten o. E taraftarı da yanına almışlar. İşte kongreydi mesela, geçen gün çok önemli bir şey var. Haberlerde, bizim NTV haberleri izledim. Fakat başka bir yerde de okuduğumda şu var. Kongreden takım şampiyonluğu oynuyordu. O yüzden ben İbrahim meselesinde. Ama orada önemli bir cümlesi var. Dinlemediğim için yorum yapma, okuduğum için söylüyorum. Florya'dan telefon geldi diyor. Oyuncular çok huzursuz dediler diyor. Bakın. Teknik direktördür muhtemelen. Öyle bir şey varsa. Bakın nasıl hakim oluyor olaya. E bir tarafta da milli takımla çalışmış. Yani 2-3 hafta sonra hoca yok. Görevini yapıyor mu? Yapıyor. Ayrı konu. Bir tarafta yarıştığı takımlara baktığımız zaman 2500-3000 seyirciyle oynuyor. Bir tarafta da kıpkırmızı olan bir stat. Galatasaray Kulübü kırmızı giyindi. 2 saat kala sosyal medya hesabının neyse, konsantrasyona bak. Tamamen kilitlenmişler füzeleri. Yolu da biliyorlar. Gidecek yolu da biliyorlar. Ve sonuçta da ligin... Ha bu arada yine söylüyorum. Şu anda %51'e 49 şampiyonluk yarışı. Galatasaray 51. 51, 49. Başakşehir'in çok düşmedi yani. İkinci reklam arası.